Herkes bilir bu ülkede. Onun için ben gene konuşmayacağım. Sadece Sayın Yiğner'in talihsiz ve tutarsız açıklamalarının şüphesiz yakından takip ediyorum. Ama bugün bunlara cevap verme zamanı değil, çözüme odaklanmak yerine iftira ile suçlu yaratma çabasına girmek ne kadar yanlış ise kişisel kaygılar öne çıkarmak da bir o kadar hatalı. Hatalı olacaktır. Hizmet etmekten gurur duyduğum Ankara Gücü Kulübü'ne ve beni bağrına basan Ankara Gücü taraftarlarına duyduğum saygı sebebiyle bugüne kadar önemli bir mücadelenin tam ortasında olan kulübe zarar vermemek için şimdilik susuyorum. Bu suskunluğum geçicidir. Ankara Gücü selamete erdiğinde, Ankara Gücü taraftarları huzura kavuştuğunda asılsız iddia belgelerle, asılsız iddialarla beni suçlayarak bunlara bir cevap vereceğim. Ama bugün iddialara sadece belgeler ve tanıklarla yeri ve zamanı geldiğinde dediğim gibi Ankara Gücü refaha erdiğinde, Ankara Gücü huzura erdiğinde ben belgelerle ve tanıklarla bütün işlemlerine Sayın Başkan'ın bana atmış olduğu iftiralara karşı net bir şekilde cevabım olacaktır. Kaldı ki ekonomik sıkıntılarla boğuşan bu takımım, unutmayalım ki ligde büyük takımların bile cidin sıkıntıları varken biz bugün 20 puan topladık. 1,5 yıldır çok büyük sorunlarla uğraşıyoruz. Ankara Gücü'nün destek almadığından bahsedilse de Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde devlet büyüklerimizin Ankara Gücü'ne büyük destek ve katkıları olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanı'nı, devlet büyüklerimizi bugüne kadar, ben göreve geldiğimden bugüne kadar büyük Ankara Gücü camiasının tekrar ayaklanması, şahlanması, başarılı günlerini yakalayabilmesi için, bugünler için yapmış olduğu desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Başkan ve yönetim kulübe kaynak ve destek bulma konusunda yeterli olamadılar. Kaynak bulmak ve futbolcuların ekonomik sorunlarını gidermek benim işim olsaydı, gecemi gündüzüme katar, bunu da halletmek için elinden geleni yapardım. Kaldı ki ekonomik sıkıntılarla boğuşan futbolcularımızın dertlerine ve sorunlarını tek muhatabı biziz. Bu noktada binbir zorlukta bugünlere getirdiğimiz kulübümüzü daha iyi yerlere getirebilecek insanların önünü açmak belki de Ankara Gücü Kulübü'ne ve büyük cefakar taraftarlarına yapılabilecek en büyük hizmettir. Ben bu noktada sorumluluk almaya hazırım. Ama kaldı ki sorunlar teknik değil, tamamen ekonomik ve sorunlar ve bunun ortaya çıkardığı diğer psikolojik ve sosyal sorunlar. Bu noktada herkesin sorumluluklarını bilmesi ve gereğini yerine getirmesi gerekir.